Nevala Kasaba'yı çok konuştuk ve sanırım konuşmaya devam edeceğiz. Dün Varyap İnşaat bir açıklama yaptı. Villa... Buyurunuz efendim. Villa projesi yapan Varyap İnşaat şirketi bir açıklama yaptı. Ve garip bir açıklama, isimleri hedef gösteriyor ve bu inşaatı yapmaya, villaları tamamlamaya kararlı olduğumuzu ve bu iddiaların asılsız olduğunu hiç utanmadan, sıkılmadan söylüyor. Oysa ki orada toplu bir mezar olduğunu bütün Türkiye biliyor. 89'da orada 8 cenaze çıktı, bunu da herkes biliyor. Orada toplu bir mezar olduğunu devlet resmi olarak da kabul etti, doğrulandı. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi kayıtlarına göre 186 kişi buraya atılmış vaziyette, sayının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Açıkçası AKP'li müteahhitler bu toplum mezar üzerine villa projesini hayata geçirmek istiyorlar. Siirt halkı buna izin vermeyecek demiştik. Aynı görüşümüzü koruyoruz. Tabii ki sadece Siirtler değil. Buyurunuz Sayın Başkan. İnsan haklarından yana herkes buna karşı duracak. İki hafta önce bölge barolarında içinde bulunduğu insan hakları kurumları villa yapılmasına dair çok güçlü bir açıklama yaptılar. O açıklama üzerine biz de 7 milletvekili ve heyetimizle oraya gittik ve maalesef alana girmemize izin verilmedi. Suç işlendi ama... burada Varyap İnşaat'ın bütün bu olanlardan sonra iktidara dayandığını ve bu vahşete imza attığını dün açıklama itibariyle ilan etmiş oldu. Biz şunu söyleyelim, bu hedef gösterdiği şahsı ben de söylemeyeceğim şahısları ama onların kılına zarar gelirse Varyap İnşaat Şirketi ve arkasındaki iktidar gücünü sorumlu tutacağımızı bugünden ilan ediyoruz. Toplu mezarın üzerine inşaat yapılmasına Siirtliler izin vermeyecek, oradan kimse ev almayacak. Bu vahşetin hiçbir inançta ve değerde... Buyurunuz efendim. ...olmadığını söylemek isterim.